Sinekli Bakkal 20. Bölüm. Okuyan: Ebrar Ayla Çinal. Rabia çabuk iyileşti. Adeta doktorları şaşırttı. Perhizine itina ediyordu. Doktorların dediğini büyük bir dikkatle harfi harfine yaptı. Fakat doktorların ikisi de bu süratle iyileşmenin arkasında yalnız maddi bir tedavi olmadığını hissettiler. Sinekli bakkaldaki hastaları şimdiye kadar ellerinden geçen hiçbir hastaya benzemiyordu. Doktor Salim'in en kuvvetli alakası belki Rabia'nın ilk karın yarma ameliyatı yapacağı lohusası olmasındaydı. İstanbul'un zamanında en moda dahiliyecisi olan Doktor Kasım'a gelince o da Rabia'nın bütün kadın hastalarından başka olmasıydı. Doktor Kasım hastaların dimalarına tesir yaparak tedavi etmek fikrini İstanbul'da yayan ilk doktordu. Daha henüz Avrupa'da bilhassa İngiltere'de bir salgın halini alan psikoanaliz doktorları türememişti. Fakat Doktor Kasım'ın tatbik etmek istediği tarz İstanbul'un özellikle Nişantaşı'nın işsiz zenginlerini bilhassa kadınlarını baştan başa tutmuştu. Refah içinde olan memur sınıfı sosyetesi içtimai bir değişiklik iptidasındaydı. Kadın erkek karışık bir hayat nispeten yeni olduğu için hayli tehlikeli devrindeydi. Ailelerde yepyeni meseleler buhranlar meydana çıkıyor, eskiden bahsedilmeyen gizli olan şeyler meydana dökülüyordu. Ne kadar genç kadın kocasının kendisini anlamadığını mektep arkadaşının yahut komşusunun kocasının ruhunun eşi olduğunu birdenbire keşfedi vermişti. Bunun gibi buna benzer ekserisi cins meselelerine temas eden dertlerini kadınlar bu vakur ve hastalarıyla kur yapmayan genç doktora dökmekten büyük bir ferahlık duyuyorlardı. Fakat Rabia'da Kasım'ın öteki kadın hastalarının müptela olduğu hepsi birbirine benzeyen deruni dertler yoktu. Rabia'nın daha doğrusu mesele telakki ettiği cinsi buhranı yoktu. Belki sanatı, belki muhiti onu küçük yaşından beri karışık cemaate alıştırmıştı. Onun sınıfındaki kadınlar esasen bu gibi şeylerden bir doktora bahsetmeyi hatırlarına bile getirmezlerdi. Onlar esasen ameliyat icap ettiren hastalıklardan başka hem vücutlarının hem de dimalarının sıhhati için okuyucuya, üfürükçüye, hocaya müracaat ederlerdi. İçlerini dökmek meselesine gelince çeşme başında, sokakta, tramvayda tanıdık tanımadık her kadınla mahrem hayat meselesini münakaşa ederlerdi. Zihniyeti biraz bunlardan ileri olan Rabia vücudunun sıhhatini tamamen bir doktora tevdi etmeyi kabul etmişti. Fakat dimağının sıhhatini korumak için o başlı başına bir usul buldu. Sade ve iptidai fakat makul bir usul ve biraz da iradenin kuvvetine bağlı bir usul. Keder veren, korku veren her mevzudan kaçıyor, ferahla kırdı ediyor, şen insanlarla düşüp kalkıyor. Bilhassa imamın ve eminenin lakırdısı tamamen yasak olmuştu. Bu usul, şuurunun alt tabakalarındaki korkunç unsurların uyanmasına, Rabia'yı korkulu rüya, kederli hülya şeklinde muazzep etmesine mani oluyordu. Rabia'nın gözleri bu devirde hep güzel şeyler arıyordu. Esasen Muhit'in eskiden beri gebe kadınlara tavsiye ettiği en mühim şey de buydu. Bilhassa güzel bir çocuk gördü mü nerede olursa olsun durur bakar, uzun uzun çocuğun gözünü kaşını ezberlerdi. Osman'ın Fransızca gazetelerinden, kutularından kesip biriktirdiği bir güzel çocuk koleksiyonu vardı ki mutlak yatmadan evvel her gece bunu gözden geçirirdi. Osman onu ileride yapacağı bir çocuk resmi için hazırlanan, etrafını tetkik eden bir ressama benzetiyordu. Doktor Kasım her hafta geliyor, oturuyor, konuşuyor fakat Rabia onunla sıhhate taalluk eden meselelerden başka bir şey konuşmuyordu. Artık kız kendi zihnine de, etrafına da karnı yarılıp çocuğu alınmanın tabii olduğu hissini vermeye muvaffak olmuştu. En garibi onun maruz olacağı tehlikeyi düşünenler artık kendi muhiti değil sinekli bakkal mahalle halkıydı. Yeni evlerinin son hazırlığında Osman'a söz verdiği için bulunmamıştı. Fakat eve girdiği gün gözü gönlü açıldı. Şimdi renkli, ferah bir bahçe olan avlu evin eski kuhi cephesini tamamen değiştirmişti. Duvarların dibinde mor susamlar, safran renkli kına çiçekleri, kırmızı sardunyalar. Mutfağın duvarının dibinde istikbalde güzel kokular, zarif çiçekler vadeden Yasemin ve hanım hanımeli fidanları. Rabia'nın penceresinin altında baştan başa bir çardak. Artık eski yatak odasını aramak imkanı yok. Penceresinin karşısında bir ceviz ağacı olsa hiç ev değiştirmemiş olacak. Fakat bütün bahçenin ortasındaki havuz bu eksikliği unutturuyor. Etrafı mermer, karşı karşıya kuyrukları altlarında oturan iki aslan Ağızlarından sular fışkırıyor. Bunu Rabia'nın çocuğu ne kadar sevecekti? O kadar keyifli ki kapının önünde onu karşılayan Osman'ın aşçısı ihtiyar Eleni'yi bile sevdi. Üst dudaklarındaki bıyık, çenesinin et benlerinin üstünde kıvrılan uzun kır tüyler biraz insanı tiksindiriyordu. Fakat pembe teyze ona bir ağda yapı verince yüzü gözü açılır tertemiz olurdu kendi odasına girince bütün bütün zihni rahat etti. Eski hayatlarının dekorunda bir tek değişik şey vardı. O da mangal yerine evi hatta taşlığa kadar ısıtan beyaz çini sobalar. Gel yukarıya benim çalışma odamı gör Rabia. Hangi odayı aldın Osman? İmamın odasının karşısındaki odayı almıştı. Bu Emine'nin sandık odasıydı. Orası Rabia'nın zihninde tavanlara kadar eski püskü eşya yığılı, karanlık, havasız bir odaydı. Ve Osman oraya kendi hayatının dekorunu getirmiş. Garplı bir sanatkarın çalıştığı, yaşadığı oda. Osman, ne çok kitapların var. Fakat kitaplardan ziyade duvardaki resimlere baktı. Konağın kuyruklu piyanosunu görünce şenlik günü Osman'la kavgasını hatırladı. Azıcık sıkıldı ve bu sıkılmak arasında Osman'a karşı haksızlık etmiş olduğunu, onu pek tabi bir haktan mahrum ettiğini sezdi. Bir buçuk senelik hayatlarında Osman çalışacağı, düşüneceği, başını dinleyeceği bir köşeden mahrumdu. Dükkanın üstündeki evde Rabia, Pembe, hatta Rakım evlerinde gibi. Osman zavallı bir sığıntı gibi. Tılsımlı kuyuyu burada yazacağım Rabia. Ne kadar zamandır başımın içinde. Burada artık başını dinlersin. istediğin kadar çalışırsın. Başını rahat bırakırız. Konağın selamlığını istemediğine ne iyi ettin? Şairane bir yerdi. Fakat muvakkat. Burası evimiz, yuvamız. Rabia bir kadın kalbinin tadabileceği en yüksek zaferi tadıyor. En serseri bir erkeği nihayet bir bucağa bağlamış. Ciddi bir sesle ömrümüzün bir köşesini dönüyoruz gibi değil mi Osman dedi. Hayır, köşeyi dönmüş, selamet yoluna girmiş gibiyiz. Artık dönülecek köşe filan yok. İnşallah de, kadere meydan okumaya gelmez. Ayakta, gözleri piyanonun arkasındaki pencerede. Sinekli bakkala açılan, çeşmenin üstündeki mor salkım çardağına bakan pencere. Elini uzatsa, beyaz minareyi tutacak. Sokağa akşam karanlığı iniyor, nalın tıkırtıları, yoğurtçular ve ezan. Yemek vakti geliyor, Burada da eski intizamı muhafaza edeceğiz Rabia. O akşam sofrada herkesin tavrında bir resmi küşada gelen adam ağırlığı vardı. Rakım en yeni cübbesini giymiş, pembe mercan küpelerini takmış. Yemekten sonra Rabia Rakım'ı elinden yakaladı sürükledi. Evi baştan başa gezdirdi. Daha doğrusu kendi çocukluk günlerini, hatıralarını seyrettirdi. Mutfakta Eleni bulaşık yıkarken Rabia'nın kahkahalarını, cücenin çıkardığı acayip sesleri duydu. Hristos Kepanaiye, cüceyi görünce, sesini işitince hep böyle hat çıkarıyor, Hristos'a sığınıyordu. Zaman yeni evde su gibi aktı geçti. Rakım dükkanı kapayınca geliyor, bahçeyi suluyor. Rabia akşamüstü Hanımefendi yoklamaktan gelince yukarıdan Osman'ın odasından piyano sesleri işitiyor fakat çıkmıyor. Kendi odasında dikiş dikiyor. Uzun bir sessizlikten sonra birdenbire Rabia gülüyor. Elindeki küçük tülbent gömleği pencereye tutup muayene ederken kendi kendine "Benim doğuracağım oğlanın adı Recep. Osman'ın doğuracağı çocuğun adı Tılsımlı Kuyu." diyordu. Öğleden sonra misafirden bir zaman baş alamadı artık derslerine gitmiyordu. Güle güle oturun ziyaretine gelenleri kabul ediyor, konuşuyor, konuşuyor. En son ziyareti İkbal Hanım yaptı. Fakat ihtiyar kadının yalıdan çıkması öyle bir meseleydi ki, Rabia'dan başka kimse onu bu kadar uzak yere getiremezdi. Elinde bir de mavi kurdeleyle sarılmış, zarif, beyaz bir paket vardı. Paketi pembeye emniyet etmedi, çocuk çıkarır gibi kendi merdivenlerden çıkardı. Rabia'nın odasını aldılar. İki kadın selamlaştıktan, hal hatır sorduktan sonra paketi çözdü. Ev mübarekesi efendim. Çocuk çamaşırı. Sandık dibinden çıkmış kuş gibi hafif ipek bezler, her dikişi bir sanat eseri. İhtiyar kadın iki gözlük takarak aylarca uğraşmış. Dişsiz ağzı çukura batarak, siyah gözlerinin içi gülerek, inşallah oğlan olur efendim. Benimkisi oğlandı. Üç aylık. 50 sene oluyor efendim. Çatık kaşlı. Buruşuk el, buruşuk alında. Orada 50 sene evvelki 3 aylık oğlanın kaşlarını çetrefil dilinin kesik ifadeleriyle çok iyi canlandırıyordu. Şakaktan şakağa giden siyah bir kıl yolu. Oğlunuz şimdi nerede efendim? İhtiyar süt nine güldü. Çerkez kadınlarının biraz sinirli, biraz gevşek gülüşü. Bu Rabia'ya pek dokundu. Kadın çocuğunu köyünde bırakalı 50 sene olduğunu ve şimdi belki köyün yeri bile kalmadığını söyleyince daha çok müteessir oldu. İkbal hanımın kabilesi Kafkaslardan, Ruslardan kaçıp gelen muhacirlerdi. Sapanca etrafına yerleşmişlerdi. Kendisi kabilenin beyinin kullarından birinin kızıydı. Ve beyler yalnız kendi kullarını değil, kullarının evladını da satabilirdi. İkbal Hanım'ın kocası Moskov muharebesinde şehit düştüğü vakit çocuğu 3 aylıktı. İşte o zaman Mabencinin babasının kahyası köye süt nini aramak için gelmişti. Çünkü Mabencinin anası çocuğu doğurduktan sonra pek az yaşamıştı. Kadın adeta gururla anlatıyordu. Kendisi nasıl köyün en gürbüz, en sağlam genç kadınıymış, nasıl satmışlar, nasıl yalıya gelmiş, süt nine olmuş, Şimdi siyah çatık kaşlı üç aylık oğlandan değil, hep mabenciden oğlum diye bahsediyor. Asıl oğlunuzun adı neydi? Toktamış efendi. Toktamış, kara çatık kaşlı toktamış. Anasının zihninde izleri silinen elli sene evvelki çocuk. Esaret çok çirkin şey. Bir anneyi evladından koparır gibi ayırmak. Bu ne büyük zulüm. Rabia'nın sesi heyecanından titredi fakat ihtiyar Süt Nenenin sesi sakindi. Yalnız belirsiz bir itirazı vardı. Rabia'nın eski bir adete isyanına itiraz. Adetler birer nas, onlar kaza ve kaderin eli gibi. Çerkezler kızlarını satarlar efendi. Fakat Rabia'ya şimdiye kadar gündelik bir vaka gibi gelen esaret o dakika çok feci görünüyordu. Belki fena muamele edilen esir görmediği için hatta birçok esir kadınların hür kadınlardan fazla yüksek mevkii tuttukları için esareti fena bir şey telakki etmemişti. Hilminin odasında esaret aleyhine felsefe yapılırken kulak bile vermezdi. Şimdi çatık kaşlı toktamış onu hakikatin çirkin yüzüyle karşı karşıya getirmişti. Belki Rabia'nın teessürü yüzündeki mana İkbal hanıma da acı bir vaka hatırlattı. Bilhassa Rabia, sizi çocuğunuzdan ayıracakları vakit ağlamadınız mı dedikten sonra. Evet ağlamıştı. Saçını başını yolmuştu. Hatta teessürü kızın sütünü bozar, getireceği fiyatı düşürür diye bey telaşa düşmüş, İkbal Hanım'ın evinin kapısına kadar gelmiş, onu teskine çalışmıştı. Buraya gelince ihtiyar kadın zihninde Beli gümüş hançerli kartal yüzlü beyin ayağına gelmesinden dolayı ne kadar gurur hissettiğini de hatırladı. Ve hikayesinin bundan sonraki kısmında bir daha çatık kaşlı toplamıştan bahsetmedi. Rabia ihtiyar sütnüne hikayesini bitirsin diye bekledi. Kadın gitmek için ayağa kalkınca alıkoymaya teşebbüs etmedi. O da kalktı sokak kapısına kadar İkbal Hanım'ı teşriye etti. Kapının dışında arabanın atları yerleri deşiyor, yelelerini sallıyorlardı. Süslü bir seyis araba kapısını açtı, İkbal Hanım girer girmez atlar uçar gibi gittiler. Rabia merdivenleri yeni yürüyen bir çocuk gibi tek tek çıktı. Bir düzeye trabzanla abandı. Dizleri titriyor, içi bomboş, kafasına tokmakla vuruluyor gibi ağrıyordu. Hiç şüphe yok ki İkbal Hanım'ın hikayesi onu alt üst etmişti. Nereden de bu bunak koca karının hikayesini dinlemişti? Kaza ve kader. Rabia'nın içine gömmek istediği, unutmak istediği heyula. Anaları üç aylık çatık kaşlı oğullarından ayıran kör, sağır, dilsiz, zulüm canavarı. Kim bilir karnındaki çocuğa nasıl bir istikbal hazırlıyor. Böyle şeyler düşünmemeli. Fakat elinde değil ki bu kara düşünce sırf koca karının hikayesinden gelmiş olmayacak. O hafta ilaçlarını munta zaman almamıştı. Fazla olarak iki defa külbastı yemişti. Pembe, hayali fener oluyorsun diye başını yiyerek ona et yedirmişti. Halbuki Doktor Kasım etin onun için zehir olduğunu anlatmıştı. Merdivene oturduğu ellerini muayene etti. Biraz şiş gibiydi. Yine albümün başlamış olacak. Zihninde hesap ediyor. Birinci kanunun daha biri. 20 gün kadar vakti var. Bir yukarı kendini atabilse Pembe şimdi çörek otu, üzerlik tütsüsü vermek için odasına gelir. Deli gene. aklı fikri hep cin ve periyle meşgul. İnsanla konuşur gibi onlarla konuşuyor. Senin perin gavur Rabia diyor. Ve bu gavur periye fikrini açık söylemekten de çekinmiyor. Karanlık gecelerde Rabia'nın penceresini açar, altında muhayyel bir mahluğa seni gavur, imansız seni diye çıkışırdı. Rabia gülüyordu. Fakat içi rahat değildi. Ne olur ne olmaz başına bela istemeyen insan görünür görünmez her nevi kudrete meydan okumaktan çekinmeliydi. Rabia merdiven ayağından kalkacağı zaman yer altından gelir gibi inilti gibi sesler duydu. Bu Osman'ın tılsımlı kuyusu. Ne garip melodi. Durup durup başlıyor. Başını trabzana dayadı dinledi. Biraz evvel içini karıştıran korku göğsünün üstünü bastıran ağırlığı unutmuştu aralarında elle tutulmayan, gözle görülmeyen şeylere gülen, inanmayan bir tek Osman vardı. Onun yukarıda oluşu Rabia'ya yürek verdi. Şimdi kovanın dibe vuruşunun gürültüsünü yapmak istiyor diyordu. Hep Osman'ın operasının sahnelerini düşünüyor. Ne de olsa kendisinin bu operanın yapılışında emeği vardı. Osman geceleri eski havalar söyletiyor, bilhassa rüzgarın, eşyanın çıkardığı sesleri taklit ettiriyordu. Şimdi ne yapmak istiyor? Ha, bu 41. kova. Peri çıktı elinde define. Su çeken sarışın kız donmuş kalmış. Hayır, hayır. Osman bunu hiç de beceremiyor. Define getiren kuyu kovalarından çıkan periler böyle muntazam üsluplu alafranga şarkı söylemezler. Bu peri acaba ne şekil şeydi? Rabia'nın dimağının gözünde ince belinde gümüş hançer, çatık siyah kaşlı bir Çerkez delikanlısı canlandı su çeken donmuş gibi duran sarışın kız İkbal Hanım'ın gençliği. İçini çekti. Kafasındaki facia düğümü çözüldü. Muhayyilesi elli sene birbirine hasret ana oğlu kavuşturmuş, Rabia'yı rahat ettirmişti. Bundan sonra hep zihni define getiren periye münasip hava bulmak için uğraştı. Bu hava değil, birkaç ses olacak. Sanatın yontmadığı, inceltmediği tabii sesler. Sert olmalı, haşin olmalı, ve bu iki sada muğlak korkunç bir fırtına orkestrası arasında mütemadiyen kendi kendini tekrar etmeli. Bu korkunç orkestra mutfağın dışından işitilen fırtına olacak. Ve Peri'nin sesi. Buldu, buldu. Hafızasının bir köşesinde sıkışıp kalan iki, hayır iki buçuk sada. Bunu kaldırım yapan bir Arnavut amele çekiç vurarak taş kırdığı zaman söylemişti. Nefes nefese Osman'ın odasını buldu kapıyı itti. Piyanist arkasında siyah kadife eski iş ceketi, yakası açık beyaz gömleği, dağınık kır saçlarıyla aşağı yukarı geziniyor. Piyanodan yazı masasına, yazı masasından piyanoya. Osman, Peri'nin define türküsünü buldum. Elleri dağınık saçlarını yolacakmış gibi başına kalktı. Şşşt, kapıyı kapa git zihnimi karıştırıyorsun. Sesi sabırsızdı. Rabia gitmedi, kapıya dayandı. Billur sesi o iki buçuk sadayı söyledi. Biri çok pes, öteki çok yüksek, sonra bir iç çekişi gibi yarım bir ses. İşte bu Osman, o fırtına orkestrasının arasında bu iki buçuk sesi çekiç vurur gibi bir düzüye vurmalı. Osman durduğu yerde dinledi. Kendisi bu sesleri tekrar etti, piyanoya gitti çaldı. kulade. Piyanodan fırladığı, yazı masasının üstünde darmadağınık duran nota kağıtlarına yazdığı yazdı. Rabia kıymetli bir emaneti sahibine teslim etmiş bir huzurla, piyanonun arkasındaki koltuğa oturmuş, Osman'ı şaşırtmamak için nefes bile almaya korkuyordu. Nihayet Osman da geldi karşısına oturdu. Rabia'ya gözlerinde yepyeni bir ifadeyle baktı. Şimdiye kadar kızın vücudunu değil, etinin, kemiğinin arkasındaki varlığını bu kadar derin ve vazı hissetmemişti. Kız yalnız sevgilisi karısı değil, hayatı onun anladığı gibi anlayan ezeli eşi. Rabia konuşmuyordu, o da loştu. Osman eğildi gözlerini aradı. Yüzü karaltılar içinde, çekik, muzdarip bir karaltı. Dudakları kısık, bal rengi gözleri kapana tutulmuş, yaralı dişi bir kaplan gibi. Nen var, hasta mısın? Yo, anının soğuk terlerini koluyla sildi, hiç şüphe yoktu. Kız ızdırap çekiyordu. Fakat henüz vaktin gelmedi, bu ağrı olamaz. Sakin olalım Osman, sakin olalım efendim, sakin olalım. Doktor Kasım'ın taklidini yapıyor, içini koparan, gelip geçen ağrının ne kadar korkunç olduğunu Osman anlayamıyordu. Kızın işi alaya vuran mukallitliği arkasında zihninde korku var. 15 gün sonra karşı karşıya geleceği ölüm gölgesi var. Birinci kanunun 20. günü Osman Sinekli Bakkal'ın köşesini dönerken Sabit Bey abiyle burun buruna geldi. Seni göreceğimiz geldi be amca bey. Bu eve taşınalı semtimize uğramaz oldun. Osman tebessüm etti. Tılsımlı kuyuya o kadar dalmıştı ki sinekli bakkal mahalle kahvesinin mevcudiyetini bile unutmuştu. Yalnız onu olsa Rabia'nın son günlerdeki zaafı bile onda eski şiddetli merakını uyandırmamıştı. Bugünlerde Rabia'yı yalnız bırakamıyorum abi, kusuruma bakma. Hakkım var amca bey. Abi koltuğunun altından tükürdü. Eğer gece vakti hekim lazım olursa sen benim pencerenin altına gel, bir nara bas. İki elim kızıl kanda olsa yetişirim. Eksik olma abi, zihnimi yalnız bir şey karıştırıyor. Gece yarısından sonra hekim getirmek için araba lazım olursa nerede buluruz? Sen onu merak etme, bizim evin arkasında ahır var. Sahibinin başına camı çerçeveyi indirir, istediğin dakika uyandırırım. Beş dakikada araba hazır olur. Hayvan yetmezse arabaya bizim tulumba takımını koşarız. Yoksa sen emret amca bey. Osman abinin çarpık omzunu okşadı. Hayvan yeter, takımı uykudan uyandırmak lazım değil güldü ve giderken seslendi. Bu akşam kahveye gelirim, hepinizi göreceğim geldi. Ben yemekten sonra uğrar alırım seni amca bey. Eve dönerken Osman'ın soğuktan dişleri birbirine çarptı. Sokakta kimse yoktu. Soğuk fakat durgun bir hava. Gökyüzü damlara dokunacak kadar aşağılara inmiş. Düz, duman renginde madeni bir gök. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? İnsanın içine ürperme veriyordu. Yemekte Rabia'nın gözleri hiç açılmıyor, bir düzüye esniyor. Son günlerde göz kapakları yine pek şiş, mütemadiyen uykusu var gibi. Osman'ın odasına çıkıp Arnavut kaldırımcının acayip türküsünü söylediği günden beri fenalaşıyor. Her gün daha halsiz, her gün yüzü gözü daha fazla şiş. Albüminin idrarında doktorları endişeye düşürecek kadar bir çoğalışı görülüyordu. Doktor Kasım iki günde bir orada. Ve Doktor Kasım Osman'a hoş olmayan ihtimallerden bahsediyor. Fakat bunları düşünmek doğru değil. Bütün gayretine rağmen Rabia'ya ağrı çekerken ıspazmoz gelmesi ihtimalini düşünüyor. Çirkin ihtimal. Rabia, sen bu akşam erken yat yavrum, gözlerin kapanıyor. Ne zaman açılıyor ki her gece tavuk gibi tünüyorum. Bir hasta çocuk gibi mırıldanıyor, dudaklarını büke büke şikayet ediyor. Erken yatmaktan korkuyorum. Bir haftadır gözümü kapar kapamaz fena rüyalar görüyorum. Pembe merakla soruyor. Nasıl rüya Rabia? Çingene için her rüya, biraz da vakti yakın gebe kadın rüyası mutlak bir mana ifade eder. Mutlak çıkar. Rüyamda beyaz sarıklı kocaman birini görüyorum. Tövbe estağfirullah. Rakım ve pembe yakalarına tükürdüler, kapıda duran aşçı kadın istavroz çıkardı. Tıpkı büyük babama benziyor. Başındaki sarıktan kaşlarına kadar hep o göz kamaştıran kızıl bir aydınlık ortasında duruyor. Büyük babamın anlattığı ahiret azapları hep orada. Görmüyorum ama hissediyorum. Hep aynı şeyi söylüyor. Rabia'nın boğazına kuru bir hıçkırık takıldı. Elleri karnının üstünde. Bu kadının çocuğunu ateşe atın diye haykırıyor. Rakım Rabia'yı teskiine çalışıyor. Merak etme yavrum. Yatarken imamı düşünmüş olacaksın. Bugünlerde çocuk gibi oldun. İmamın çocukken bebeğini ateşe atması hikayesini bana daha geçen gün söylüyordun. Rüyana girmiş. Doğru amca. Osman gözlerini kıstı. Mutlak sen benim odamda Dante'nin cehenneminin resimlerine baktın. Vallahi bakmadım. Bilmiyor musun ben hiç fena resme bakmıyorum. Beni dinle. Yatarken Vehbi dedeyi düşün. O sana herkesten çok sükun verir. Onun dininde azap, cehennem yok. Doğru, neden bunu şimdiye kadar aklıma getirmedin? Osman'ın bu sözü azıcık ona sükun verdi. Vehbi Efendi yine Konya seyahatine çıkmamış olsa hemen onu yarın çağırtacak. Onu sık görse bu eski meşhum teessürlerin pençesine düşmeyecek. Bugünlerde değil beş vakti hatta nafile namaz kılıyor, başı seccadeden kalkmıyor. Ölmemek için, selametle kurtulmak için her dakika dua ediyor. Hepsi onun taşlıkta ayak seslerini dinlediler. Hepsi susmuş ve endişeliydi. Fakat pembe hepsinden daha endişeli. Gözleri dışarı fırlamış, tavrında esaslı bir hal var. Sesini alçaltmış söylüyordu. Kız adeta uğramış. İyi saatte olsunlar. Sus şom ağızlı karı. Rakım hiddetlenmiş, pembeyi boğacak gibi bakıyor. Niye susacakmışım? Senin cüce aklın böyle şeylere erer mi sanki? Her gebe kadına cin peri musallattır. Rabia'nın perisi hele bir gavur. Bahçe köşelerine şerbet döktüm. Okuyuculara o kadar horoz götürdüm. Her akşam tütsü yakıyorum. Domuza kar etmiyor. Kafirin ağzının tadını verdim ya. Osman güldü. Nasıl verdim pembe teyze? Nasıl mı? Hani şu baston sapı kafalı doktorun verdiği ilaç yok mu? Onu tepesinden aşağı döktüm. Tepesini nerede gördün teyze? Görmek lazım mı? Görmüş gibi biliyorum. Geceleri kızın penceresinin altında. Ya Allah dedim. Beş altı kaşık ilaç döktüm. Sustu, başını salladı. Keşke elim kırılaydı. Kara ellerini kafasına vuruyor, gözleri nedamet yaşlarıyla dolu. Kafirin damarı tutar da kızı çarparsa bir daha bir daha iflah olmaz. Hiç iflah olan lohusa yoktur. Rakım onu dinlerken yavaş yavaş gözleri fincan gibi büyümüş. Şimdi sandalyesinde ayakta yumruklarını sıkmış, kendinden geçmiş bağırıyor. Seni kafir, hain, imansız çingene seni. Kız bir kurtulsun seni bir gün yaşatmayacağım. Kara gırtlağını sıkıp geberticeğim. Osman Rakım'ı tuttu, oturttu. Kendine gel Rakım amca. Pembe teyzenin döktüğü ilaç bromürdür. Sinir ilacı. En azgın perilerin sinirlerini bile uyuşturur. Odanın beyaz perdeleri üstünden birkaç ziya dalgası geçti. Bahçeden biri fenerini sallaya sallaya yürüyordu. Anlaşılan pembe rakım kavgasının gürültüsünden hiçbiri kapıyı duymamışlardı. Osman kalktı. Teyze paltomu ver abi gelmiş olacak. Ben kahveye çıkıyorum. Sokakta soğuktan parmaklarının ucu sızlıyordu. Abi ile omuz omuza yürüdüler. Fenerin ışığında tepelerindeki kurşun renkli göğün daha aşağı, daha tepelerine doğru inmiş olduğunu hissediyorlardı. Adeta barut renginde kalın, ağır bir örtü gibiydi. Abi, "Kar fırtınası geliyor." dedi. Kahvenin kapısı açılır açılmaz her köşeden "Akşam şerifler hayır olsun." sesleri çıktı. O gece kahve doluydu fakat yüzler pek seçilmiyor. Sigara dumanı, sisi kahvenin her köşesini bürümüş. Camlar hamam penceresi gibi terliyordu. Tezgahın yanından fincan tabak tıkırtısı, semaverden akan sıcak su fışıltısı her köşeden gelen nargile gürültüsüne karışıyor. Çırak ellerini kırmızı beyaz yollu peştemalın altından çıkardı. Gelenlerin yüzüne bakmaya bile lüzum hissetmeden ocağa seslendi bir şekerli bir sade kahvenin çerçeveleri kapı aralığı sıkı sıkı kapalı içeri bir tek nefes hava girmiyor keskin bir kahve kokusu tömbeki ve tütünle ağır bir nefes kokusuyla karışmış adamın burun deliklerinden ciğerine giriyordu Osman o akşam az konuştu Rabia'nın vaziyeti anlattığı rüya sokaktaki sıkıntı onunla kahveye kadar gelmişti birdenbire rüzgar çıktı kapı, cam, çerçeve yerlerinden oynadı. Herkes birdenbire kar fırtınası dediler. Osman duramadı kalktı. Rabia fırtınadan biraz korkardı. Onun yüzündeki endişe ve yeis azıcık da kahve halkına sirayet etmişti. Adeta o kokulu ağır havalı yere Rabia'nın hayali de Osman'la beraber gelmişti. Herkesin zihni Rabia ile meşguldü. Günü artık gelmiş bugün yarın zavallı kadının karnını yaracaklar. Osman kahveden çıkarken mahşeri sükutta mahşer bir muhabbet ve şevkat hissetti. Herkes yanındakinin kulağına yavaşça Allah kolaylık versin diye fısıldamıştı. Sokakta feslerini muhafaza için çıkarıp ikisi de koltuğunu aldı. Fener birden birdenbire sönmüştü. Sabit Bey abi onu kolundan yakalamış götürüyordu. Tepelerinde saçakları yerlerinden koparacak gibi rüzgar sallıyor. Osman her an tepesine bir baca uçup düşmesine muntazır. Mutfakta lamba yanıyor. Rakım mangalın başına oturmuş sigara içiyordu. "Ne haber Rakım amca?" "Güzellik. Yukarıda çıt yok. İstersen otur sen de bir sigara tellendir." "Yok çıkayım. Belki Rabia uyanır. Ne rüzgar var ama." "Bir şey lazım olursa ben mutfaktayım. Fırtına uykumu kaçırdı." Daha doğrusu Rakım o hafta çok az uyumuştu. Üst katta imamın vaktiyle yattığı odada yatıyordu. Son hafta zihni imamın Rabi'anın çocukluğunda oynadığı umacı rolüyle meşguldü. Bilhassa Rabi'anın rüyası, çingenenin hezeyanları bu akşam onu daha da hassas yapmıştı. Yukarı çıksa imam beyaz sarıyla karşısına çıkacak gibi geliyordu. Bu akşam beklemeye karar verdi. Gözünü yumarsa Rabia'yı alıp götüreceklermiş gibi korkuyordu. Şimdi Osman'ın yukarıda olması onu hayli teskin etti. Sigara elinde daldı. Rüya görmeye başladı. Hep Rabia, uzun örgülerini sallaya sallaya elinde zerzevat sepeti dükkana geldiği gün. Tevfik'in çılgınlığı. Rabia'dan fazla rüyasını Tevfik işgal ediyor. Kadın gibi yumuşak kestane rengi gözleri yaşlı. Korkma Tevfik, ben varken Rabia'nın kılına zarar gelmez diye onu temine çalışıyor. Fırtına dışarıda azıyor, kiremitler birbirine giriyor. Bu takırtı uyuyan cücenin dimağında eski Ramazan davullarını canlandırıyor. Mahalle çocukları bir ağızdan bağırışıyorlar. İşte geldi, işte geldi. Dum dum da dum dum, dum dum da dum dum. Kim geldi? Kim geliyor? Rabia mı? Şimdi Rüzgar mutfağın teneke yağmur borularını yerinden söküyor. Hayır, Rabia tef çalıyor. Dönüyor, dönüyor, kırmızı topuklu, beyaz çoraplı ayağı cüceye tekme atıyor. Ve cüce bir maymun. Ceviz kırıyor, takla atıyor, çığırıyor. Daha çabuk, daha vahşi. Yukarıda Osman bir sandalyeye ilişti, Rabia'nın yüzüne daldı. Gece kandilinin sönük ışığında kızın yüzü pek seçilmiyor ama heyeti umumiyesi garip mütemadiyen atılıyor, sıçrıyor, inliyor. Rüzgar, evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor. Kör bir gazap, deli ve korkunç bir kudret boşalmış, yeryüzünde ne varsa tırnaklarıyla söküp atacak gibi kudurmuş. Osman sobaya odun attı, gözleri alevlerde durdu düşündü. Rabia ölecek mi? Ölürse onun sinekli bakkal hayatı sonuna erecek. Belki bu gece Belki bu hayatın son safhası. Bir buçuk senelik müşterek hayat. Vakayla dolu. Osman'ın hafızasında uyanan sahnelerin hepsi saadetle dolu. Sanki hiç fena bir gün geçirmemişler. Rabia'yla belki bu akşam kapanacak olan ömürleri o kadar güzeldi ki. Rabia durmadan inliyor. Boğazını yırtarak çıkan bir inilti. Lambayı yaktı, kızı uyandırmaya karar verdi. Yatağa yaklaşır yaklaşmaz birdenbire geri çekildi. Rabia'nın güzel yüzüne geçen korku ve ızdırap maskesini bir daha unutmayacaktı. Ölüm darbesinden kendini korumak için sinen, kaçamayıp da donmuş gibi kalan zavallı bir hayvan gibi tortop olmuştu. Yüzü takallus etmiş, şişmiş, rengi mosmor. Gözleri açık, biri küçülmüş, öteki kenarına kaçmış. Biri ölü gibi... Öteki renkli bir cam parçası gibi ışıldıyor. Rabia, Rabia. Osman onu sarstığı sarstı. Fakat duymadı, uyanmadı. Ağrıyla beraber doktorun tahmin ettiği ispasmoz gelmişti. Aşağı koştu. Rakım'ı iki omzundan yakaladı silkti. Ve Rakım, teyfen kızıyla oynadığı Mesut maymun rüyasından uyandı. Evde şimdi baştan başa lambalar yanıyor, sağ sola seyirten ayak sesleri var. Rabia'nın bileklerini kolonyayla ovan Osman'ın kulakları dışarısını dinliyordu. Araba sesi bekliyor fakat zaman artık durmuş. Fırtına azıyor, zaman durmuş. Rabia'nın güzel yüzünü örten bu kabus maskesiyle ebediyen karşı karşıya kalmak. Rabia vücudunun her tarafını saran latif bir sıcaklıkla kendine gelmeye başladı. Bir banyodaydı. Yaşlı bir kadın başını tutuyordu. Bu doktor Salim'in getirdiği bir hasta bakıcıydı. Bir horoz öttü, beyaz bir ışık perdeleri aydınlatmaya başladı. Odada hala lamba yanıyordu. Odaya insanlar girip çıkıyor, biri fısıldıyor. Oda hazır. Karşıki odayı ameliyat için hazırlıyorlardı banyodan çıkarıldığını duydu. Bir tek acı yıldırım gibi içine indi. Dima aydınlığa doğru gitmek isterken karnını ve belini koparan bu acı onu yine kirpi gibi büzdü. Koluna bir iğne battı, burnunda tatlımsı bir koku. Sonra boşluk. Kırmızı kiremitler bembeyazdı. Kar lapa lapa iniyor, camlara yumuşak birer kanat gibi yapışıp kalıyor. Osman'ın sobası gürül gürül yanıyor. Doktorlar kahvaltı ediyor. Osman koltuktan onları seyrediyor. Oğlunuz musiki işi nasıl olacak şermetre? Annesi kloroform altında bir düzeye şarkı söyledi. Müzikal ameliyat. Bunu doktor Salim söylüyordu. Fakat Osman o müzikali ameliyatın her anını biliyordu. Kapının dışında durmuş dinlemişti. Rabia ne garip sesler çıkarmıştı. Bunların bazıları musiki olabilirdi. Mevlid'in doğum parçası, mukabeleden yerler ve hepsinin arasında o iki buçuk ham, haşin ses. Define getiren perinin türküsü. Yaşayacağına emin misiniz? Doktor Kasım'ın kuru sesi cevap verdi. Doktorlar tekrarı sevmez. Doktor Salim güldü. Siz ona bakmayın, onun çoluk çocuğu yok. Evet, yaşayacak. Rabia yataktan kalktığı gün ikinizi de davet ediyorum. Karı koca size konser vereceğiz. Rabia'ya tılsımlı kuyudan define havasını söyleteceğim. O da hangisi? Ara sıra çıkardığı kuyu çıkrığına benzeyen ses mi? Evet, dün akşam onu fırtına orkestrasıyla söyledi. Temmuz ayında 1908 ihtilali oldu. Kör bir gazap borası gibi esti. Asırların kurduğu müesseselerin köklerini söktü. Ağaç devirir gibi zalim devirdi. İctimai ve siyasi nizam ve intizamı alt üst etti. Öyle bir kargaşalık oldu ki kim kimdir, ne nedir ayırt edilemez oldu. Ve eski rejim sürgünleri vapur vapur gelmeye başladı. Bu vapurların birinde Tevfik de vardı. Sırtını güneşe vermiş, ayaklarını uzatmış güvertede keyf ediyordu. Bir saat sonra limana gireceklerdi o vapuru dolduran sürgünler arasında yalnız ve yalnız ailesiyle zihni meşgul olan Tevfik'ti. Ötekiler birdenbire başlarında esen şöhret rüzgarıyla sarhoştular. İstanbul'dan padişah hain diye tekme tokat fırlatılmış atılmıştı. Şimdi hepsi birer kahramandı. Hatta siyasi sebeplerden değil, adi cürümlerden, sırf dolandırıcılık, şantaj yapıp da İstanbul'dan atılanlar bile bugünün şeref ve şan güneşinde ısınıyorlardı. İçlerinden bir açık göz, Çanakkale Boğazı'nı geçerken parlak bir fikir buldu. Para edecek bir fikir. Öteki sürgünlerle konuştu. Siyaset mağdurları cemiyetini kurdu. Böyle bir cemiyet için platform, siyasi esaslar falan lazım değildi. İntihabatta halk onları ne düşündüklerini, neye inandıklarını sormadan intihab edecekti. Yegane yapacakları şey sokakta bir gaz sandığının yahut bir sandalyenin üstüne çıkıp sürgünde çektiklerini azıcık mübalağayla süsleyerek anlatmak. Ondan sonra mebusluk, ondan sonra bol maaş ve imtiyazlar. Teyfi'nin sırtı güneşte onları dinledi. O vapurda siyaset mağdurları cemiyetine yazılması teklif edilmeyen bir tek Teyfik vardı. Herif soytarı, artık ondan da mebus olmaz ya. Nihayet limana girdiler. İstanbul şehri kollarını açtı, şevk içinde kahramanlarını sardı. Ve Tevfik İstanbul'u görür görmez bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Rıhtıma nasıl çıktı bunu kendi de fark etmedi. Bir insan denizinde yüzüyor gibiydi. Kalabalığın arasında gözüne sabit Beyabinin yüzü ilişti. Arkasına sinekli bakkalın bütün aşina simaları toplanmıştı. Bütün sinekli bakkal sokağı hürriyet kahramanını karşılamaya gelmişti. Tevfik sağa sola omuz vurarak onlara yanaştı. Abi onu görür görmez emir verdi. Sinekli bakkal boğazını yırtarak bağırmaya, alkışlamaya başladı. Yaşa, yaşa, nara üstüne nara. Tevfik bu tezahürattan o kadar ürkmüştü ki saklanacak yer arıyordu. Şimdi sinekli bakkal delikanlıları şişman bir adamı tuttular, omuzlarına kaldırdılar. Bir ayağı bir omuzda öteki ayağa başka bir omuzda, elinde bayrak bir adam. İhtilal günlerinin düzüne düzüne ortaya çıkardığı sokak hatiplerinden biri. Sabit Bey abi onu Bayezid'de dinlemiş, yeni rejimi en çok hararetle taşkın ve coşkun şakşakladığı için çok beğenmişti. Bugün de tutmuş, teyfiğin şerefine nutuk versin diye getirmişti. Mahalleli Hatip'e on sarı altın vaat etmişti. Hatip ben hürriyet aşığı sinekli bakkalın yetiştirdiği bir halk kahramanını alkışlamaya geldim diye başladı. Sesi gürdü, kuvvetliydi. Sinekli bakkal grubunun dışındaki kalabalık bile yanaştı, durdu dinledi. Geçen istibdat ve zulüm devrinin mazlumu olan bu kahraman, bizleri kurtaran şanlı hürriyet kahramanlarından biri. Eliyle teyfi gösteriyordu. Sen ey hürriyet ve adalet aşığı, senin huzurunda yemin ediyorum ki hürriyetimizin senedi olan meşrutiyete kim el uzatırsa, ben onun bu ellerle gırtlağını sıkar, anasını ağlatır, iki gözünü birden patlatırım. Hatip ellerini hürriyetin gönüllü muhafızı pençelerine halka uzattı. Kısa parmaklı, geniş kıllı ve korkunç iki el. Tevfik, göz patlatan Muzaffer'in ellerini tanıdı. Sendeledi. Hapishanede gözlerinin önünde bin bir yıldız uçuran bu eller Hala kulak tozunda şaklıyor tepesini yumrukluyormuş gibi geldi. Sinekli bakkal kafilesinden iki kişi arkadan geldiler koluna girdiler. Biri vehbi dede öteki Osmandı. Bu herif burada ne arıyor? Meşrutiyet tatibi, yeni idareyi alkışlıyor. Ne ne? Osman kolundan çekti. Kalabalıktan çıkalım. Rabia nerede? Torununu süslüyor ana oğul sinekli bakkal kahramanını bekliyor. Torun, Tevfi'nin gözlerinden iki yaş yanaklarına damladı. Vehbi dede dedi ki, hayal takımına bir çocuk ilave edersin Tevfi. 27. 2. Teşrin 1935